Bugünkü Tepebaşı'ndan Taksim'e, Taksim'den Ayaspaşa'dan yine bugünkü Dolmabahçe'ye kadar her yer mezarlık. İstanbul'un Avrupa yakasının özellikle Pera tabir edilen bölümünün Taksim'e kadar olan bölümü tamamen mezarlık. Yani bugünkü Tepebaşı'ndan Taksim'e kadar olan yer, hatta daha ötesi ve Ayaspaşa yokuşundan ta Dolmabahçe'ye kadar inen yokuş. Hepsi mezarlık. 1850'de Dolmabahçe Sarayı yapılırken bu mezarlıkların bir kısmı kaldırıldı. Özellikle de sarayın ahırları Ayaspaşa yokuşunun altındaki ortadan kaldırılan mezarlığın yerine yapıldı. Bu tiyatro binası zamanın koşullarına göre gayet de büyüktü. 300 kişi alabiliyordu. O dönemde Beyoğlu'nda yeşermeye başlayan şanolar, yine dansanlar ve onların mekanları önem kazanırken Naum Tiyatrosu aynı zamanda sarayda da gösterilerde bulunuyordu. Hatta aynı Naum Tiyatrosu burada dönemin önemli operalarını seslendiriyordu. Hatta bir tanesinin premieri burada yapıldı. Luigi Ricci'nin Scaramucci'si premierini burada yaptı. Ama kısa süre sonra İstanbul'daki pek çok keyifli bina gibi burada da yangın çıktı. Kısmen yandı ama tamamen kül oldu. Bir daha kullanılamaz hale geldi. Tiyatro binasının kalan kısımları da Rus devriminden kaçan kişilerin sığındığı mekan oldu. Yani tam bir sığınmacı kampı olarak hizmet verdi bu koca tiyatro. Tütün deposu olarak kiralanırdan sonra ama daha sonra Taksim güçlenip büyüdükçe Beşiktaş'tan, Dolmabahçe'den Taksim'e gümüş suyundan çıkacak bir yol yapılmak durumundadır. İşte bu yol yapılırken ne tiyatronun kalanları ne tütün deposu kalır. Hepsi birden yola gider. O dönemlerde tiyatrolar, operalar hep saraylara hizmet eder. Ama dünyanın pek çok yerinde bunlar bugünlere kalmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın opera binası ise pek kısa sürede yok olup gitmiştir. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Yok olup gidenlerin de değerini bilmeye çalışın. Belki de gelecek için onlardan çok ilginç fikirler çıkartabiliriz.